Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türk bağımsızlığına ters düşmektedir. Evet, bizim cephanemizin toplanması ve devletimizin yıkılması bağımsızlığımıza ters düşmekte. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması, evet, ülkemizin savunmasız bırakılması, işgale açık hale getirilmesi demektir. Mondros Ateşkes Anlaşması da zaten bu yönde imzalanan bir anlaşma olmuş. Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır. Evet, cephanenin toplanması Osmanlı'nın savunma, ülke topraklarını savunma gücünü kırmaya yönelik bir faaliyettir. Osmanlı Devleti'ni hukuken sona erdirmiştir. Hayır. Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı Devleti'ni fiilen sona erdiren, yani görünürde bitiren anlaşmadır. Osmanlı Devleti hukuken nerede sona erdi? Daha sonra Kurtuluş Savaşı sonrası İngilizlerle imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla hukuken sona erdi. Fiilen Mondros'ta, yani görünürde Mondros'ta sona erdi Osmanlı Devleti. Hukuken Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandığında, resmen ise saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti sona erdi. Cevabımız Bursa olacak. Mondros Ateşkesi Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı yenilginin yüz kızartacak bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuştur. Türk topraklarını yabancı işgaline sunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu açıklamasında altı çizili ifade ile vurguladığı Mondros Ateşkes Anlaşması maddeleri arasında sayılamaz? İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı alma hakkına sahip olacaktır. Mondros'un ünlü 7. maddesidir. Osmanlı topraklarını tamamen işgale açık hale getiren maddedir. Boğazlar İtilaf devletlerine açılacak, Karadeniz'e girişler serbest olacak, Karadeniz ve Çanakkale'deki istihkamlara İtilaf devletleri tarafından el konulacaktır. Boğazlarla ilgili Mondros Ateşkes Anlaşması'nın yine böyle bir maddesi vardır. Osmanlı orduları terhis edilecek, yani evlerine gönderilecek, ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesi İtilaf devletlerinin kontrolüne girecektir. Yani Osmanlı ordusu tamamen savunmasız hale getirilecek. Ülke toprakları savunulamayacak hale sokulacaktır. Yine Mondros'un önemli bir maddesidir. Fakat Osmanlı Devleti'nin elindeki tüm savaş esirleri ile esir ya da tutuklu bulunan bütün Ermeniler serbest bırakılacak. Fakat İtilaf devletlerinin elindeki Türk savaş esirleri geri verilmeyecek şeklinde bir Mondros Ateşkes maddesi yoktur. Bu nedenle cevabımız Adana olacak. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Türk milletine yansımaları hakkında şunları söylemiştir. Halk ilk aşamada anlaşmanın vahim ve tehlikeli durumunu anlayamamış, fakat ülkenin işgale uğramaya başlamasıyla birlikte cemiyetler ve askeri birlikler kurarak işgale karşı çıkmış ve büyük bir mücadele içine girmiştir. İstanbul'da mitingler düzenlemiş, dış dünyaya telgraflar çekmiş, işgalin haksızlığını anlatmaya çalışmış, yer yer direnişe geçerek Kuvayi Milliye birliklerini kurmuştur. Bu birlikler gönüllü halktan oluşmuştur. Mustafa Kemal'in bu ifadelerine göre Türk milletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Vatan topraklarında başlayan işgalleri kabullenmemiştir. Kabullenmedikleri için zaten işgallere tepki olarak cemiyetler ya da askeri birlikler kurmuşlardır. Sesini duyurmak için uluslararası faaliyetlerde bulunmuşlardır. Evet, dış dünyaya telgraflar çekilmiş. Yani sadece ülke içinde protestolar yapılmamış, diğer devletlere de telgraflar çekilmiş, sesimiz duyurulmaya çalışılmış. İşgalci güçlere zaman zaman silahla karşı koymaya çalışılmış. Evet, Kuvayi Milliye Birlikleri halk tarafından oluşturulan silahlı direniş birlikleridir.
Monroe'sun imzalanmasıyla birlikte tepki göstermeye başlamıştır. Monroe'sun imzalanmasıyla birlikte değil, daha öncesinde işgaller başlayınca halk bu duruma tepki göstermeye başlamıştır. Bu nedenle cevabımız Denizli olacak. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra yurdumuzun işgal edilmesiyle birlikte Türk milleti işgalci güçlere karşı yerel teşkilatlar kurarak büyük bir karşı duruş gösterdi. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde miting ve protestolar düzenleyerek işgalleri kınayan faaliyetler başlattı. Bunların en önemlisi İstanbul'da düzenlenen Sultanahmet mitingiydi. Türk halkı miting ve protestoların dışında İtilaf devletlerine yurdumuzun işgalini kınayan telgraflar çekerek mücadeleye kararlı olduğunu gösterdi. Osmanlı hükümeti ve İtilaf devletlerinin halkın bu haklı tepkisine duyarsız davranmaları üzerine Türk milleti işgalci devletlere karşı yer yer silahlanarak mücadele etmeye başladı. Bu direniş hareketine Kuvayi Milliye adı verildi. Buna göre Türk milletiyle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mücadelecidir. İşgallere tepki göstermeleri mücadeleci olduklarını gösterir. İşgalleri kabullenmiştir. Aksine işgaller kabullenilmediği için mücadele etmekteler. İtilaf devletlerine tepki göstermişlerdir. İşgalleri sebebiyle itilaf devletlerine tabii ki tepki gösterdiler. Hükümet tarafından kaderine terk edilmiştir. Osmanlı hükümeti ne yazık ki işgallere tepki göstermemiş. Bu nedenle hükümet tarafından Türk milleti kaderine terk edilmiştir diyebiliriz. Cevabımız Denizli. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan 5 gün sonra 5 Kasım 1918'den itibaren Harbiye Nezaretinden Mondros Mütarekesi gereğince ordulara terhis emirleri gelmeye başladı. Mustafa Kemal aynı gün Adana'dan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya ilk ikaz telgrafını çekti. "Ciddi olarak arz ederim ki gereken tedbirleri almadıkça orduyu terhis etmeyiniz. Şayet orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak düşman ihtiraslarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır." Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılan bu haklı itirazlar etkisiz kalır ve ordunun terhisine hızla devam edilir. Çünkü genel kanaat, genel görüş, itilaf devletleriyle herhangi bir mücadeleye giremeyeceğimiz, böyle bir mücadelenin aleyhimize yani zararımıza sonuçlanacağıydı. O halde itilaf devletlerini gücendirmeyecek, Mondros Ateşkes Anlaşması şartlarını yerine getirecektik. İstanbul hükümetinin görüşü ve davranışı bu idi. Osmanlı yönetimini saran bu umutsuzluğa rağmen Türk milleti haksız işgallere karşı kendisini müdafaa yolunda yani savunma yolunda her çabayı gösteriyor, memleketin çeşitli yörelerinde düşmanla mahalli kuvvetler arasında çarpışmalar oluyordu. Diğer taraftan düşmana karşı koymak ve kurtuluş çareleri aramak üzere Anadolu'da yer yer milli teşkilatlar oluşturuluyordu. Ancak bütün bu kuruluşlar ayrı ayrı çalışmaları sebebiyle istenilen ölçüde etkili olamıyorlar, bütün memleketi kapsayan bir hareket ve birlik gösteremiyorlardı. Ordunun Mondros Ateşkes Anlaşması'nın gereğince terhis edilmesi yani dağıtılması ve askerlerin evlerine gönderilmesine Mustafa Kemal tepkili davranmış, Osmanlı Devleti çekimser davranmış yani mücadele edememiş, Türk milleti ise bunun karşısında düşman askeriyle mücadele etmiş yani mücadeleci bir tavır sergilemiş. Bu nedenle cevabımız da Adana olacak. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. Bu maddelerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Osmanlı'nın merkezi işgal tehdidi altına girmiştir. Osmanlı'nın merkezi yani başkenti İstanbul, Boğazların itilaf devletlerinin denetimine bırakılmasıyla tehdit altına girer. Osmanlı kaynaklarını sömürmek amaçlanmıştır. Kömür, akaryakıt ve benzer kaynaklarda ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra itilaf devletlerine satın alma kolaylığı sağlanacak, yani aslında sömürülecektir. Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmak istenmiştir. Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakılmasının amaçlandığı maddesi Osmanlı ordularının terhisi maddesidir. Yani orduların, askerlerin eve gönderilmesi, böylelikle ülkelerini savunamamaları ve işgallerin itilaf devletleri tarafından daha kolay yapılabilmesi amaçlanmıştır. Fakat şu maddelerde buna dair bir ipucumuz
Yok. Uluslararası denklik ilkesine aykırı hareket edilmiştir. Esirler konusunda denkliğe aykırı hareket edilmiş, Osmanlı Devleti esirleri serbest bırakırken İtilaf Devletleri elindeki Türk esirleri geri vermeyecek. Bu da eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıda Montrose Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. Güvenliklerinin tehdit edildiğine inandıkları durumlarda önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdi. Osmanlı Devleti, İtilaf Devletlerinin sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için belirttiği asker sayısından fazlasını terhis edecekti, yani eve gönderecekti. İtilaf Devletleri Toros tünellerine, demir yollarına ve limanlara el koyacaktı. Bu maddelere göre aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin amaçladıkları arasında yer almaz? Yapacakları işgaller için gerekçe oluşturmak. Gerekçemiz nedir? Osmanlı topraklarında İtilaf Devletlerinin güvenliğinin sözde tehdit edilmesi. İşgallere karşı savunma gücünün oluşmasını önlemek. Ordular neden terhis ediliyor? Çünkü Osmanlı askerinin Osmanlı topraklarını savunması engellenmek isteniyor. Anadolu'nun Akdeniz ile bağlantısını kesip ulaşımı kontrol etmek. Toros tünelleri ve limanlar özellikle Anadolu'nun Akdeniz'le bağlantısını kesmeyi amaçlar. Fakat Ermeni Devleti'nin kurulmasına zemin hazırlamak şu maddelerde yer almaz. Evet, Mondros'ta böyle bir madde vardır. Doğu Anadolu'da herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri burayı işgal edebilecektir maddesi yer alır. Fakat şu üç maddede buna dair bir şey yoktur. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine dayanarak Anadolu'nun çeşitli yerlerine asker çıkardılar. İngilizler Maraş, Antep, Musul ve Urfa'yı ele geçirdiler. Diğer yandan İzmit, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Samsun, Merzifon ve Batum'u denetimleri altına aldılar. Fransızlar Adana ve çevresini, İtalyanlar ise Antalya ve Konya'yı işgal ettiler. İşgal hareketleri bir yandan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın şartlarına, bir yandan da Wilson ilkelerine uymuyordu. Ancak İtilaf Devletleri kendi çıkarlarını düşünüyorlardı. Türk milletinin egemenlik haklarını tanımayarak işgal hareketlerine devam ediyorlardı. Mondros'un 7. maddesi İtilaf Devletlerinin tehdit edici herhangi bir durumla karşılaşması sonucunda Anadolu'nun herhangi bir yerini işgal etmesini kapsıyordu. İşte buna dayanarak İtilaf Devletleri yurdun dört bir yanını işgale başladılar. Buna göre İtilaf Devletleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Uluslararası hukuka aykırı davranmışlardır. Evet, bu işgaller uluslararası hukuka aykırıdır. Çünkü temelinde sömürgecilik yatar, insan katli vardır. İşgaller sırasında birçok kişi katledilmiş, hayatını kaybetmiş, dükkanlar ateşe verilmiş, yakılmış, yıkılmış. Yani bu sebeple bu işgaller uluslararası hukuka aykırı davrandıklarının kanıtıdır. Osmanlı Devleti'ne resmen son verilmiştir. Hayır, Osmanlı Devleti 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla sona erecektir. Çünkü bu işgaller karşısında Mustafa Kemal öncülüğünde başlayan Kurtuluş Savaşı'yla yurdun dört bir yanı kurtarılmış ve yeni bir Türk Devleti Anadolu topraklarında kurulmuştur. Milli Mücadele Hareketi'ne tepki gösterilmiştir. Evet, Türk halkının kendi topraklarını korumasına tepki gösterilmiştir. Anadolu'daki azınlıklardan destek görmüşlerdir. Evet, yine Ermeniler, Rumlar, yurdu işgal eden Yunanlılara, İngilizlere destek olmuşlar. Kendi çıkardıkları isyanlarla da ortalığı daha çok karıştırmışlardır. Bu nedenle cevabımız Adana olacak. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir. Osmanlı hükümeti bu ateşkes anlaşmasıyla kendini kayıtsız ve koşulsuz düşmanlara teslim etmeyi uygun bulmuştu. Bu kadarla kalmayarak düşmanların memleketi istila etmesi için onlara yardımda bulunmayı da kabullenmişti. Eğer bu anlaşma uygulamaya konsaydı yurdumuz bütünüyle düşman eline geçecekti. Mustafa Kemal'in bu açıklamasından hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Osmanlı Devleti koşulsuz bağımsızlığı hedeflemiştir. Bağımsızlık hedeflenseydi, İtilaf devletleriyle Mondros imzalanmaz ve yurdun dört bir yanı işgale açık hale getirilmezdi. Bağımsızlık değil, aksine manda ve himaye fikri benimsenmişti Osmanlı hükümeti tarafından ne yazık ki. Hükümet işgalci güçlere hizmet etme tavrı sergilemiştir. Evet, işgalcilere yardım ettiğini söylediği için Mustafa Kemal. Bu madde doğru. Anlaşma Osmanlı Devleti'nin hürriyetine, özgürlüğüne gölge düşürmüştür. Evet, mandacılığı savunduğu için. Mondros Ateşkes Anlaşması tam manasıyla uygulanmamıştır. Evet, uygulanmadığı doğru. Çünkü bakın cümlelerde de ne var? Eğer bu anlaşma uygulamaya konsaydı, bilmesek bile şöyle yorum yapabiliriz. Demek ki bu anlaşma uygulamaya konmamış. İşte bu nedenle cevabımız Adana olacak. ...1918 yılında Bulgaristan'ın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi, İttihat ve Terakki Partisi desteğindeki Talat Paşa hükümetinin istifa etmesi ve yerine Ahmet İzzet Paşa hükümetinin kurulması, Ahmet İzzet Paşa hükümetinin girişimleriyle savaştan çekilmek için ateşkes görüşmelerine başlanması, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından fiilen işgal edilmesi gelişmeleri yaşanmıştır. 1918 yılı ile ilgili verilen bu tarih şeridine göre yorumlarından hangileri yapılabilir? İttihat ve Terakki Partisi ateşkes görüşmelerini desteklemiştir. Ahmet İzzet Paşa hükümeti İttihat ve Terakki Partisi'nce kurulan bir hükümet değildir. Bu nedenle yanlış. Çünkü bakın, İttihat ve Terakki desteğindeki Talat Paşa hükümeti istifa etmiş, yerine Ahmet İzzet Paşa hükümeti kurulmuş. Bulgaristan Osmanlı Devleti'nden önce savaştan çekilmiştir. Evet, Osmanlı Devleti henüz ateşkes imzalamadan önce 2 Ekim'de Bulgaristan 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiş. Doğru. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Ahmet İzzet Paşa imzalamıştır. Her zaman verilen bilgilere göre yorum yapacağız. Burada Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hangi hükümet tarafından imzalandığı ya da kim tarafından imzalandığı bilgisi verilmemiş. Evet, Ahmet İzzet Paşa hükümeti tarafından imzalanabilir, fakat bize Ahmet İzzet Paşa imzalamıştır diyor, değil mi? Mondros Ateşkes Anlaşması Rauf Orbay tarafından imzalanmıştır arkadaşlar. Bu nedenle 3. maddemiz yanlış, cevabımız Bursa olacak. Mondros Ateşkes Anlaşması yalnız Anadolu topraklarını işgale açmakla kalmamış, işgallere karşı oluşması muhtemel kamuoyu da engellenmeye çalışılmıştır. Anlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisini bu duruma kanıt olarak gösterebilir? Osmanlı orduları terhis edilecek, ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine İtilaf devletleri tarafından el konulacaktır. Kamuoyunun engellenmeye çalışıldığına dair bir durum söz konusu değildir A seçeneğinde. Kömür, akaryakıt ve benzer kaynaklarda ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra İtilaf devletlerine satın alma kolaylığı sağlanacaktır. Sömürgeciliği kolaylaştırmak adına konulmuş bir maddedir. Kamuoyunu engellemeye dayalı bir madde değildir. Hükümet haberleşmesi dışındaki telsiz, telgraf ve kablolar, yani iletişim hatları, İtilaf devletlerinin denetimi altında olacak. Evet, haberlerin uluslararası alanda yayılımını engellemek için iletişim yolları kısıtlanmaya çalışılmış. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. İran içlerinde ve Kafkasya'da bulunan Osmanlı kuvvetleri 1. Dünya Savaşı'ndan önceki sınırlara çekilecektir. Yine kamuoyunu engellemeye çalışacak bir madde değildir. Cevabımız Ceyhan. Rauf Bey Ateşkes Anlaşması'nın ağır koşullar içerdiğini biliyor, fakat Amiral Keltorp'un kendisine verdiği söze güveniyordu. Bu konuda görüşlerini şöyle dile getirmişti. Mütarekede ağır koşullar var. Bunlara razı oluşumuzun başlıca nedeni, maddelerden ziyade İngilizlerin durumu kavrayarak ulusal saygınlığımızı incitmekten çekineceklerine dair Keltorp'un centilmence ve askerce verdiği teminattır. Rauf Bey'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili olarak yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? 1. Koşulları İtilaf Devletleri temsilcisi Keltorp tarafından belirlenmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın koşullarının kim tarafından belirlendiğinden metnimizde bahsedilmemiş. 2. Osmanlı Devleti maddelerin kabul edilebilir düzeyde olduğuna inanmıştır. Maddelerin kabul edilebilirliğine inanmamış, İngilizlerin
ve Keltorp'un verdiği teminata güvenmiş. Bu yüzden ikinciye de ulaşılamaz. Türk ulusunun çıkarlarını zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacağına güvenilmiştir. Evet, Keltorp'un verdiği teminata güvenilerek imzalanmış diyor metnimiz. Bu nedenle ulaşılamaz olan birinci ve ikinci maddelerimizi işaretleyeceğiz. Yani cevap Ceyhan olacak. Mağlup barış isterse galip onu önce kabul ettireceği ateşkes şartlarıyla emrine boyun eğdirir. Sonra da milletler arası siyasetin izni oranında o devleti barış şartlarıyla her bakımdan güçsüz bırakmaya çalışır. İşte bizim de başımıza gelen felaketler böyle başladı. Kazım Karabekir'in bu sözlerinden hareketle yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Savaşı kaybeden devletler diplomaside güçsüz bırakılmaya çalışılmıştır. Kaybeden devletler anlaşmalarla güçsüz bırakılmaya çalışılır Kazım Karabekir'in sözlerine göre. 2. Anlaşmaların uluslararası alanda kabul edilebilir olması gerekmektedir. Evet, milletler arası siyasetin izni oranında dediği için ikinci maddeyi de alıyoruz. Uluslararası anlaşmalarda eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket edilmiştir. Eşitliğin sağlanacağına dair bir cümle yoktur metnimizde. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevine getirildi. Mustafa Kemal, ateşkes maddelerinin yürürlüğe girmesi durumunda ülkemizin işgal edileceğini yakın çevresine ifade etmişti. Bu nedenle İstanbul'a gönderdiği yazı ve telgraflarla yurdumuzun hangi bölgelerinin işgalci güçler tarafından istila edileceğini soruyor. İskenderun'un ele geçirilmesi halinde Mondros Ateşkes Anlaşması'nda karaya asker çıkarmaya ilişkin madde bulunmadığını yetkililere bildiriyordu. Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal'den işgalci güçlere karşı sessiz kalmasını, ateş edilse dahi karşı çıkmamasını istedi. Ancak Mustafa Kemal bu emri derhal reddetti. Bu tutumu nedeniyle Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal'i Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinden aldığını açıkladı. Bunun üzerine İstanbul'a dönen Mustafa Kemal, İstanbul Boğazı'na demirlemiş İtilaf Devletleri'ne ait donanmayı görünce şu sözleriyle duruma tepki gösterdi. Geldikleri gibi giderler. Çünkü Mustafa Kemal Türk ulusunun tutsaklığa asla boyun eğmeyeceğine ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğine inanıyordu. Bu parçada Mustafa Kemal'in aşağıda verilen özelliklerinden hangisine kanıt bulunamaz? İleri görüşlü olduğuna kanıt bulabiliriz. İngiliz donanmasına karşı geldikleri gibi giderler cümlesini kurmuş, bağımsızlıktan yana olduğu için işgalci kuvvetlere karşı çıkmış, vatansever olduğu için yine işgale tepki göstermiş, çok yönlü olduğuna dair herhangi bir ipucuna rastlanamaz. Cevabımız Denizli.